Arkadaşlar herkese merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte 8. sınıf matematik dersinde 3. ünite karekökli ifadelerdeyiz. Çarpma ve bölme işlemler konusunu göreceğiz. Buyurun bakalım dersimize. Arkadaşlar olay şu. Karekökli ifadelerde çarpma. Diyor ki mesela 2 kök 3 ile 5 kök 7'yi çarpma. Dışarıdaki sayılar kendi arasında, içerideki sayılar kendi arasında. Mesela 5 ile 2'yi çarpmış, 7 ile 3'ü çarpmış, 10 kök 21. Mesela 3 kök 2 ile 4 kök 2. Ne olmuş? 4 4 çarpmış 12, 2'leri çarpmış 12 kök 4. Çarpıldıktan sonra içerideki sayı kökten dışarı çıkabilirse, mesela 12 kök 4 sayısı bu şudur. Kök 4 2'dir. 12 çarpı 2 anlamına gelir. Bu da 24 olur arkadaşlar. Bölme de yine aynı. Mesela yukarıdakini aşağıdakine böleceğiz. Dışarıdakiler kendi arasında, içeridekiler kendi arasında. 10'u 2'ye bölmüş, kök 6'yı 3'e bölmüş. Mesela 8'e, hocam bunun başında bir şey yok. Hiçbir şey yoksa 1 vardır. 8'i 1'e bölmüş, 12'yi 2'ye bölmüş, 8 kök 6 demiş. Gelelim bunun örnek sorularına arkadaşlar. Şu işlemin sonucu kaçtır diyor. Şimdi burada hepsini çarpıp bölüp en son kökten çıkartmaya çalışalım. 5 18'i çarpmış, ne olmuş arkadaşlar? Kök 90. Kök 90'ı böl 2'ye, ne olmuş? Kök 45. Kök 45 nedir arkadaşlar? 5'e böl 9 eder. O zaman 9 çarpı 5'ten 3 kök 5 derim. Ben buraya A şıkkı. İşleminin sonucu kaçtır diyor arkadaşlar. Bakıyorum. Kökün dışında sadece bu var. O zaman arkadaşlar aşağıya ben çarpıyorum. 8 ile 5'i. Gerçi kök, önce bunları bir çıkartalım ya. Kök 8 2 kök 2'dir. Kök 75'te arkadaşlar 5 kök 3'tür. 5 kök 3. Çarparsak aşağıyı 10 kök 6. Yukarısı da 5 kök 6. Ne oldu? Kök 6'lar birbirini götürdü. 1 oldu. 5 ile 6 bölündü. Bu da 1 bölü 2 oldu. 1 bölü 2 nedir arkadaşlar? 5 ile 10 sadeleşirse. 1 bölü 2 de 0,5 olaraktan denizi çıkı karşımıza çıkar. Şimdi uzun uzadıya kökün içinde çarp bir şey yapmak istemedim. Kökten dışarı çıkardım. Nasıl basitinize, rahatınıza geliyorsa. Kök 200 bölü A ifadesi bir doğal sayı belirtimi. Yani kökten çıkabilip tam kare olacakmış. A aşağıdaki eden hangisi olmaz? 2'ye bölünürse kök 100 olur. Kök 100 doğal sayı mı? Evet. 50'ye bölünürse kök 4 olur. Doğal sayı mı? Evet. 100'e bölünürse kök 2 olur. Doğal sayı mı? Hayır. 200'e bölünürse kök 1 olur. Kök 1 de 1 olarak çıkar. Bu da doğal sayı mı? Evet. Hangisi olamaz? Ceyhan şıkkı olamaz diyoruz arkadaşlar. Karekökli ifadelerde toplama çıkartma. Olayımız şu. Biz cebirsel ifadelerde mesela 3x 4x'i toplayıp 7x yapıyorduk ya. Burada da aynı cebirsel ifade gibi kökü aynı olan sayıların dışı toplanıp çıkarılır. Örneğin A kök x ile B kök x toplarsak A artı B kök x. A kök x'ten B kök x çıkarsa ne oldu arkadaşlar? A eksi B kök x. Örneğin 3 kök 5 ile artı 2 kök 5'i toplarsak ne olacak arkadaşlar? 5 kök 5. Örneğin 10 kök 2'den 7 kök 2 çıkarsa arkadaşlar ne oldu? 3 kök 2. Şunu göstereyim. 4 kök 3 ile kök 3'ü toplarsak ne olacak? Hocam kimi toplayacağım ben? Yine 4 kök 3 mü? Hayır, bunun başında görünmeyen 1 var. Toplarsak 5 kök 3 edecek. Sade köklü olan sayıların başında 1 vardır. Unutmayın işlem yaparken diyorum. Soruma geçiyorum. Toplama çıkarma bilgilerinizden faydalanarak kare köklü sayılardaki toplama ve çıkarma işlemini yapınız. Ne oldu? 7x. Ne oldu? 3 ile 4 topla. 7 kök 2. Ne oldu? 4m. Cebirsel ifade. Ne oldu arkadaşlar? Bunun başında 1 var. 4 kök 3. Ne oldu? X'ler kendi aralarında 5x, sonra y'ler eksi 5y, artı y daha eksi 4y. Burada ne oldu? 2 kök 7 ile 3 kök 7'yi topladım arkadaşlar, ne oldu? 5 kök 7. Eksi 5 kök 6 artı 1 kök 6 daha eksi 4 kök 6. Yani aynı olanlar kendi arasında, diğer aynı olanlar kendi arasında toplanıp çıkarılır. Örneğin elmalarla elmaları, armutlarla armutları toplayıp çıkarabilirsin. Sonra birbirleriyle toplanıp çıkarılmaz. Mesela kök 6 ile kök 7 birbirine işleme girmez daha sonra. Buraya bakıyorum. Buradan bunu çıkar. Sonra çıkar. Buradan bunu çıkar demiş. 4 kök 3'ten 7 kök 3 çıkar. Eksi 3 kök 13 çıkar. Buradan bunu çıkar. Eksi 5 kök 13. Artıya dönüştü bu 2 eksi. Eksi 3 kök 13. Artı 5 kök 13 daha. Artı 2 kök 13. Ceyhan şıkkı cevabımız geldi. İşleminin sonucu kaçtır diyor. Topluyorum yukarıya. 5 kök 6. Aşağıya bakıyorum. Bunları çarpalım arkadaşlar. 8 ile 75'i çarparsak kök 600 eder arkadaşlar. Kök 600'ü de
Şuradan kopya çekiyorum. Yukarıda kök 6 var. Bu da kök 6 olması lazım. 6'ya bölersen 100, yani 10 kök 6. Uzatmıyorum. Hani kök 600'ü tık 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 yaparsın, 10 kök 6 çıkar ama 2'ye böldün olmadı, 3'e böldün olmadı, 5'e böldün, 6'ya böldüm, kareyi buldum, 10 kök 6'ymış. Tak tak gitti. 5 bölü 10 az önce de gelmişti. 1 bölü 2 demektir. Bu da 0,5'tir arkadaşlar. Bu sitenin çevresi kaç santimdir arkadaşlar? Bakalım. 8 kök 5. Sonra burası 3 kök 5 arkadaşlar. Burası 4 kök 5. Burası da 4 kök 5. Şunların toplamı şunu verecek. Yataylar. 4, 4 daha 8, 1 daha 3 daha 11 kök 5. Peki şunlar ne olacak? Tık tık tık. Bunlar da 8 kök 5 verecek. Şunların toplamı da 8 kök 5'i verecek. Karşısının toplamını verecek, tamam mı? O yüzden teker teker yazmamış. Sana diyor ki şunları toplu olaraktan bil. Ben diyorum ki bu düzlüklerin toplamı karşıki düzlük. Bu yatayların toplamı karşıki yatay. Burası 11 kök 5. 11 kök 5 bu. 8 kök 5 bu. Ne oldu? 19 kök 5. Burası da arkadaşlar 11 kök 5. Burası da 8 kök 5. Bu da 19 kök 5. Yani dikdörtgen gibi düşünüyoruz. 2 ile çarparsak 38 kök 5 etti. Dikdörtgenden ne farkı var çevrenin? Hiçbir farkı yok arkadaşlar. Tamam. Kesilen şekillerde dikdörtgenin şekli çevre uzunluğunu kaybetmez diyoruz. Geçiyoruz. Kareköklü sayılarda toplama çıkartma işleminin ikinci bölümü. Bakalım. Kök 2 burası. 3 kök 8'i ben nasıl çıkartacağım arkadaşlar? 3 kök 8'i dikkat edelim. Kök 8 neydi arkadaşlar? 2 kök 2 miydi? Evet, dışarıya 2 çıksın. O zaman dışarıda da 3 varsa eksi 6 kök 2 yaptım. Yani 3 kök 8 ne olacak arkadaşlar? 3 çarpı 2 kök 2'den dışarıdakiler çarpıyor. 6 kök 2. Yani şunu kapatıp şunu olduğu gibi kök dışına çıkartın. Örneğin mesela 5 kök 18. 5 kök 18. Kök 18 neydi? Yani 5 çarpı kök 18 de 2'ye böl 9. 3 kök 2 mi? Çarparsak 15 kök 2. Gördük mü hızlı yöntemini? Artı 15 kök 2. Burada 1'den 6 çıktı. Eksi 5. Artı 15 daha. 10 kök 2 çıktı. Bizim aradığımız cevap. Bakalım 10 kök 2'yi bulduk. Sorumuz diyor ki PLS üçgeninin çevresi kök 45. Herkesi dışarı çıkartalım. 5'e böl 3 kök 5. 5'e böl ne oldu? 16. 4 kök 5. 5'e böl 25. 5 kök 5. Çevresi ne oldu? 3, 4 daha. 7, 5 daha. 12 kök 5. A şıkkında benim cevabım. Buraya bakıyorum. 48. 2'ye bölünürse olmaz. 3'e bölünürse oldu. 16. 4 kök 3. 98 2'ye böldü. 49 eksi 7 kök 2. 128 2'ye böldü. 64 artı 6 kök 2'ye bölündü. 64 8 kök 2. 8 kök 2. 363 de arkadaşlar 2'ye bölündü olmaz. 3'e bölünürse 121 o da 11 kök. 121 11'in karesidir. 11 kök 3. Şimdi şununla şu alışveriş yapacak. Eksi 7 artı 8 daha artı kök 2. 1 kök 2. Eksi 4 kök 3. Artı 4 kök 3. Eksi 11 kök 3 daha. Eksi 7 kök 3. Evet. Kök 2 eksi 7 kök 3. Cevabı Denizli şıkkında var. İşleminin sonucu kaçtır? 3 kök 5. Bu kalır. 3 kök 5. 7 kök 20 nedir? 7 çarpı kök 20 nedir? 2 kök 5'ten ne oldu? 14 kök 5. 14 kök 5. 5 kök 80. 5 çarpı kök 80 neydi arkadaşlar? 5'e bölersek 16. 4 kök 5. Ne oldu? 20 kök 5. 20 kök 5. 3, 14 daha 17. 20'yi çıkartırsak eksi 3 kök 5. A şıkkında bizim cevabımız olacak diyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Evet, son bölümü burası. Kareköklü ifadelerin yavaş yavaş son bölümlerine geliyoruz. Karınca akvaryuma bırakılan bir karınca akvaryum içindeki jeli yiyerekten şekildeki mavi yolu ilerlemiştir diyor arkadaşlar. Yolun altındaki karenin alanları belli olduğuna göre karıncanın yürüdüğü mesafe. Bu karenin alanı 0,09'muş. Bir kenarı ne olacak? Kök 0,09. Burada neyi öğretiyor bana? Arkadaşlar, ondalıklı sayıları karekökten nasıl çıkartırız? Kesir haline getirerekten. Mesela 0,09 nedir? Kök içinde 9 bölü 100'dür değil mi?
3, 9, 3 çıkar. %10 çıkar. 3 bölü 10 yani 0,3 arkadaşlar. Bunun bir kenarı 0,3. 0,3. 0,16'ya bakıyorum. 0,16'ya. 16 bölü 100 eder. Bu da 4 bölü 10'dan 0,4. Bunun bir kenarı 0,4. Şuraya ne kaldı? Şurayı hesapla. Bir tamamı 0,4'tü. Şuraya 0,3 giderse buraya 0,1 kaldı. Gittiği yolların tamamını buluyoruz. 0,36. 36 bölü 100 eder kök içinde. Bu da 6 bölü 10. Bu da 0,6. Burası 0,6. Buraya ne kaldı? 0,4'ten. Şuranın tamamı 0,4 ya. 0,2 de buraya kaldı. 0,3 daha 0,6. 0,1 daha 0,7. 0,7'ye 0,4 eklersek 1,1. 1,3. 6 eklersek 1,9 milimetre. Bu milimetreymiş arkadaşlar. Bu karıncanın yürüdüğü uzunluk. Bakalım 1,9 doğru bulmuşuz. Şimdi ondalıklı sayıları çıkartırken ne yaptığımızı gördük. Kesire çevir, kökten çıkar. Bitti. Mesela 0,09. 9 bölü 100'dür. 3 bölü 10. Kesir bırakacağım. 3 bölü 10 olsun. Bu da 25 bölü 100 kök içinde. Bu da 5 bölü 10 artı 5 bölü 10. Paydalar eşitse payımı topluyorum. 8 bölü 10 yaptım yukarıya. Aşağısı 81 bölü 100'den ne oldu? 9 bölü 10. 49 bölü 100'den 7 bölü 10. Değil mi? Çıkartıyorum. 2 bölü 10 kaldı mı? Evet, 9 bölü 10'dan 7 bölü 10'u çıkartırsak 2 bölü 10. Şimdi bölme var. Ne oldu? Üstteki taraf kalıyordu. Alttaki tarafı ters çevirip çarpıyorduk. 8 bölü 10 çarpı 10 bölü 2. Onları sadeleştireyim. 8'i de 2'ye bölersem 8 bölü 2'den cevabımın Bursa'da B şıkkı 4 olduğunu göreceğim. Evet, diyor ki yukarıda yüzlük kartta, bu yüzlükmüş, 10 olmuş. Taralı kısımların belirttiği kesir x olduğuna göre kök x kaçtır arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Bu kesir %25 arkadaşlar. Bu kesir %25. Bana diyor ki kök x nedir? Bu kök içerisinde nedir peki? Dışarıya ne çıkacak? 25, 5 çıkacak. %10 çıkacak. 5 bölü 10'dan 0,5'tir. C şıkkında arkadaşlar. Evet, 0,16. 16 bölü 100'den arkadaşlar 4 bölü 10. 25 bölü 100'den 5 bölü 10. 121 bölü 100'den eksi 11 bölü 10 bu da. Bakın 121 bölü 100'den 121 11'in karesi ya. 9. 11 çıkartırsak eksi 2 bölü 10. Bu da ne olur arkadaşlar? Eksi 1 bölü 5. Sanki burada eksi yokmuş gibi görünüyor ama basım hatası. Eksi var burada. Eksi 1 bölü 5. A şıkkı. Evet, geliyorum son bölüme. Evet, rasyonel ve irrasyonel. Gerçek sayılar arkadaşlar. Şimdi. Diyor ki kök 9 3 olduğundan rasyoneldir. Şimdi reel sayılar, gerçek sayılar arkadaşlar. Şimdi bir kere reel sayılar neler arkadaşlar? Reel sayılar arkadaşlar rasyonel ve irrasyonel sayıların tamamı. Peki reel, gerçek olmayan sayılar neler? En başta buradan başlayalım. Bir sayının, bir kesirin paydasında 0 varsa mesela, sayı bölü 0 varsa bu gerçek değil arkadaşlar. Reel sayı gerçek sayı değildir. Ya da kök içerisinde, çift kök içerisinde, tamam mı? Burada çift kök varsa, negatif bir sayı varsa, kök içinde negatif bir sayı, reel bir sayı, gerçek bir sayı değildir. Bunun haricindekileri arkadaşlar biz gerçek sayılar diyoruz. Gelelim rasyonel sayılara. Rasyonel sayı şudur arkadaşlar. Rasyonel sayı, bir de irrasyonel sayı. Rasyonel sayıları doğal sayı, tam sayı, kesirli sayılar, bakın doğal sayı A bölü B şeklinde ifade edebildiğimizler. Yani kesire tam sayı çevirir misin? Kesire çevirirsin. Doğal sayı çevirirsin. A bölü B şeklinde ifade edildiğimiz tüm sayılar. Tam sayılar, negatif ve pozitif tam sayılar. Doğal sayılar, sıfırdan sonsuza kadar olan neler. Daha sonra kesirli sayılar. Daha sonra arkadaşlar sonsuza devirli giden sayılar. Bunlar rasyonel sayılara gider. Bunları kesirli olarak da ifade edebilirsiniz arkadaşlar. Peki arkadaşlar, İrasyonel olan sayılara örnek verelim. Pi sayısı, sonsuza devirsiz giden sayılar. Kesire çeviremiyoruz arkadaşlar. Ya da köklü sayı, kök 2, kök 3, kök 5. Hani kökten çıkamayan sayılar, bunlar da
irrasyonel sayılara girer. Bakın gerçek olmayanları ifade ettik. Paydası sıfır ve kök içindeki negatifler. Sonra gerçek reel sayılarımız rasyonel sayılabilen, irrasyonel sayılamayan. Sayılabilenler tam sayı, doğal sayı, kesirli sayı ve devirli sayı. Sayılamayanlar sonsuza giden pi sayısı, devirsiz gidiyor. Sonra kök 2, kök 3, kök içinde kalan sayılar. Sonra geliyoruz arkadaşlar. Tam sayı nedir arkadaşlar? Eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar giden eksi 4, eksi 5, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tam sayıların tamamı. Doğal sayılar sıfırdan başlayarak sonsuza gidiyor. O zaman biz burada rasyonel ve irrasyonellere bakalım. İrrasyonel kök 2, rasyonel kök 9, eksik kök 25 arkadaşlar rasyoneldir. Dışarı eksi 5 çıkar. Kök eksi 49 arkadaşlar bu. Burası arkadaşlar kökün içerisindeki negatif sayı bu irrasyonel değil, gerçek sayı değil arkadaşlar bu. Kök 0,7777 diye gidiyor burası arkadaşlar. Burası devirli sayı. Evet, 0,777 biz bunu kesire çevirebiliriz. 0,36 nedir arkadaşlar? 36 bölü 100'den 6 bölü 10. Evet, bu da bir rasyonel sayı. Kök 10 ama irrasyonel çıkmıyor. Bakın devirsiz gidiyor. 2,64, 57, 51. Sonra pi sayısı. Sonra arkadaşlar eksi 3'ün karesi. Bu da arkadaşlar gerçek sayı değil arkadaşlar. İçerisi negatif. Çünkü parantez yok. Tamam, parantez olsaydı ne olurdu? Rasyonel olurdu. 3'e dönerdi arkadaşlar. Bakın şu sayıları negatif olduğundan gerçek sayı değildir. İrrasyonel de değil. Ne rasyonel ne irrasyonel. İkisi de değil. Eksi kök 49 da eksi 3'ün karesi bunlar gerçek sayı değil. Hangisi irrasyonel sayıdır arkadaşlar? Evet, eksi 9 bu eksi 3'tür rasyonel. 25 5'tir. Bu nedir arkadaşlar? 6 ile 2'nin çarpımı 12'dir. Bu 6 çıkar. Ama bu irrasyoneldir. İçeriden çıkamaz. Bu nedir? 4 kök 2 olaraktan kalır arkadaşlar bu. İkinci soru. Kaç tanesi rasyonel sayıdır? Pi sayısı irrasyonel. 4,5 virgüllü kesirli sayı rasyonel. Kök 13 irrasyonel. Eksi 5,77 devirli sayı arkadaşlar rasyonel. Kaç tanesi rasyoneldir? 2 tanesi. Kök x artı 10 ifadesi rasyonel sayı olduğuna göre x aşağıdaki eden hangisi olamaz? Eksi 6 koyarsam 4 olur dışarı çıkar rasyonel. Çıkabilmesi lazım olur. 6 koyarsam 16'dan 4 çıkar rasyonel. 12 koyarsam 22 çıkmaz. 15 koyarsam 25'ten 5 çıkar. Bu da rasyonel olur. Demek ki kök 12 olmuyormuş diyoruz. Burada da videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Karekökli ifadelerin sonuna gelmiş olduk. Konu anlatım ve soru çözüm videosu bitti. Bundan sonra yeni nesil soru çözümleriyle diğer videolarımıza devam edeceğiz. Serinin tamamını bulabilmek için arkadaşlar oynatma listesine açıklama kısmına bırakıyorum. Burada 8. sınıf matematik ve fen bilimleri derslerinin oynatma listeleri mevcut. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bir dahaki dersimize görüşmek üzere diyorum. Allah'a ısmarladık.